Merhabalar ben Kübra. Bugün sizlerin karşısında bir milli sporcu olarak duruyorum. Sizlere 90 saniyelik performansım için 15 yıldır tutkumun peşinden nasıl gittiğimi ve bu yolda giderken dış seslere karşı nasıl sağır olduğumu anlatmak istiyorum. İnsan karşısa çıkan fırsatları değerlendirmek ister. Hayatta bana sporla tanışmam için çok güzel bir fırsat sundu. Babam boks antrenörü, amcam da tekvando antrenörüydü. E ben de bu aileden sporcu çıkmak zorundaydım. Başka bir fırsatım yoktu. Bu arada hava yatağının her tekmine karate olmadığını söylemek istiyorum. Ben tekvando branşında milli sporcuyum. Size şimdi e, sporumu tanıtmak istiyorum. Tekvando çıplak el ve ayakla yapılan savunma sporudur ve bu spor kendi içerisinde dört kategoriden oluşmaktadır. Birincisi kıyırogi. Kıyırogi iki sporcunun karşılıklı puan almaya dayalı dövüşü yani mücadelesidir. İkincisi kiyopka, belirli tekvando hareketleri yapılan tahta karışları. Üçüncüsü yakın dövüş sanatı ve dördüncüsü benim yarıştığım kategori pumse kategorisi. Pumse nedir? Tekvandonun temel tekniklerini belirli bir sıraya koyarak onun karagöfi şeklindeki sunumudur. Mesela... <laughs> ...gibi. Prince de bunun müzikli daha ekstrem hali diyebiliriz. Gene size hikayemin en başına götüreyim. Ben 12 yaşında babam ve amcamın işlettiği spor salonunda tekvandoya başladım. İlk antrenmanda dedim ki işte bu benim sporum. Ve antrenmanlara çok keyifle gidip gelmeye başladım. Hiç kaçırmadan her şeyden fedakarlık edip bir şeylerin peşinden giderseniz o ilk dış sesler gelmeye başlıyor. Yolda benim antrenmana gidip gereken gören teyzeler, kolu komşular, akrabalar. Kız kısmı spor mu yapar? Şşt, karateci ne yapacaksın erkek sporunda? Vallahi bak bacakların yamulur senin de alın olmaz demeye başladılar. Tabii o zamanlar çok fazla kadın sporcu yoktu. Ben de böyle karate değil tekvando hem de alaka kızlar da yapar deyip antrenmanlama devam ettim. Ben devam ettikçe hareketleri yapmaya başladıkça bu sefer bana kız gibi yapma kız gibi yapıyorsun demeye başladılar. Sanki kız gibi yapmanın beceriksiz, aciz bir şeymiş gibi lanse ediliyordu. Yıllar böyle hızlıca geçti. Bir gün antrenörüm Özlem hocamla birlikte muhabbet ediyoruz. Bana Kübra hedefin ne dedi. Ben de hocam İstanbul şampiyonu olmak istiyorum dedim. Hayır Kübra dedi, hedefin yükselikli. Sen dünya şampiyonu olacaksın dedi. Ben de hocam nasıl olayım dünya şampiyonu? Hayatta olamam, çok zor bir şey diyordum. Hayır Kübra bak dedi grupla 5 saat antrenman yaptım. Herkese aynı şeyi gösterdim, aynı şeyi verdim. Herkes antrenmanın ilk saatlerinde dökülmeye başladı. Salmaya başladı, yapmamaya başladı. Sense antrenmanın ilk saatinden son saatine aynı istek ve arzuyla antrenmanlarına devam ediyordun dedi. O yüzden sen de ışık görüyorum. Sen dünya şampiyonu olacaksın dedi. Ben de o an heyecanlandım. O an e, başarıya açlık beni motive etti. Hemen eve gittim. Şampiyon sporcuların videolarını falan izlemeye başladım. İlk 17 yaşında milli takıma girdim. O yıl Avrupa Şampiyonası vardı. İlk defa yabancı ülkeye gidip ülkemi temsil edecektim. Aşırı heyecanlıydım. Hatta ilk elimin ayağımın titrediğini o yarışmada hissetmiştim. Çok şükür o yarışmada gençler Avrupa Şampiyonu oldum. O yıl aynı zamanda da 2013 Endonezya'da yapılan Dünya Şampiyonası vardı. Ama o yarışmadan hatırladığım tek şey kendimi aşırı derecede yetersiz hissetmem oldu dünya şampiyonaları bambaşka bir yerde çok zordu. Maalesef o yıl ülkeme ellerim bomboş geri döndüm o yarışmada. Hemen döner dönmez elime bir defter aldım. Eksilerimi artılarımı yazdım. Kendime plan program hazırladım. Rakiplerimin musabakalarını izleyip ben onlardan daha iyi nasıl yapabilirim deyip analiz ediyordum. E o programın dışına asla çıkmadım. Çünkü 2014 yılındaki Meksika'da yapılacak olan dünya şampiyonasına hazırlanıyordum. Hedefim orada da bir derece yapmaktı. O yıl da ilk büyükler yarışmam olacaktı. Büyükler kategorisi de kurtlar sofrası gibi hepsi tecrübeli rakiplerim. O yıl da Türkiye'de derece yapıp e, milli takıma girmeye hak kazandım. Ve kamplarda antrenmanlara giderken o kadar hevesle gidiyorum ki fakat dış sesler hayatıma yine girmeye başladı. Bir antrenör mobbing uygulamaya başladı. O şirayet eneksizsin. Bu nasıl bir tekme? Nasıl geldin sen buraya demeye başladı hoca. Ben de milli takım antrenörleri seçti ama bir antrenörün bunları demesi beni gerçekten kötü olduğuma inandırmaya başlamıştı. Sırf o antrenör bana bir dahaki antrenmanda laf söz söylemesin diye her gece herkes uyurken ben kalkıp tekme çalışmaları yapıyordum. Daha sonra yarışma günü geldi ve ben o yarışmada dünya ikincisi oldum. Ee, çok mutluydum hemen otele geçtim. Bir baktım Dünya Tekvando Federasyonu benim uçan tekmemi kapak fotoğrafı yapmıştı. Hani o hiçbir şey yapamaz dedikleri kızın fotoğrafı kapak fotoğrafı olmuştu. Aslında bu da dış seslere atılan bir tekmeydi fotoğraf. Teşekkür ederim. O yıl benim dönüm noktam olmuştu. Bütün dünya şampiyonluğundaki arkadaşlarım benimle fotoğraf çekiliyordu. Sanki ben dünya şampiyonu olmuşum gibi benim performansımı övüyorlardı. Böyle böyle yenilgilerim oldu. kazandığım maçlarım oldu. Bana 2013 yılında dünya şampiyonu olduğum zaman şansa bal oldu demişlerdi. Şimdi ikinci kez 2015 yılında Sırbistan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'na katıldım. Burada hem ferdi kategorisinde hem de çiftler kategorisinde yarıştım. Ferdi kategorisinde Avrupa şampiyonu olmuştum. Fakat şampiyonluğumu sadece bir saatliğine yaşadım. Neden? Çünkü ikinci olan rakibimle aynı puanı aldım. E, ee, sistem beni birinciliğe yerleştirirken hakemlerim rakibimin birinci olacağını istedi ve onu birinci yaptı. Ben o yarışmada ikinci oldum. Hayat size tutkunuzun peşinden giderken ufak oyunlar oynuyor. Aynı yarışmada Emirhan'la beraber çiftler kategorisinde yarıştık ve o yarışmada da Avrupa şampiyonu oldum. Dış sesler yine yükselmeye başladı. Bu sefer takım arkadaşın Emirhan sadece şampiyon olduğunu demeye başladılar. Halbuki o yarışmada ben de derece yaptım. Ben de şampiyon olmuştum ama herkes onu görmemezlikten geliyordu. Ben de sağır olmayı tercih ediyordum bu durumda. Mesela yere düşüyorum antrenmanda. Diyorum acaba ben çok mu yeteneksizim ya? Sonra kalkıyorum tekrardan hedeflerimi, hayallerimi düşünüyorum. Tekrardan deniyorum. Gece mesela yatıyorum. Her yer karanlık. Aklıma bir hareket takılıyor. Kalkıyorum onu. Gece karanlıkta o hareketi yapıyorum. Hırslı bir yapım var çünkü. Daha sonra 2016 Dünya Şampiyonası vardı Peru'da. Ve ben o yıl üniversite antrenmanlarımdan dolayı gitmedim. Hedefim dünya şampiyonu olmaktı. Ee, çok yoğun antrenman esnasında ben maalesef düşüp ayak tendon bağlarımı kopardım. Ve bu sakatlık beni tam 6 ay geriye attı. Hemen Emirhan'la ne yapabileceğimizi düşündük. Farklı bir antrenman metoduna geçtik. O yıl e, 5.30'da kalkıyorduk ve toplam günde 6 saate kadar antrenman yapıyorduk. O kadar çok çalışıyorduk ki ikimiz de hedefe kitlenmiştik. Daha sonra yarışma günü geldi. İkimiz de o kadar heyecanlandık ki. Heyecandan hareketleri unutmamıza rağmen o kadar çok çalışmışız ki vücudumuz müziğin akışına kendiliğinden uyuyordu. O an yarışma alanı en son biz çıkmıştık. Bizim sonucumuz tüm ülkeleri etkileyecekti. E, o an benim yarışma bitti tek duyduğum şey kalp seslerimdi. Aşırı heyecanlıydık. Yarışma bitti, puanlar açıklandı. Bir baktık, dünya şampiyonu olmuşuz. O kadar mutluyuz ki inanamıyoruz. Arkada Türk milli takımımızın Türkiye, Türkiye diye sevinç çığlıkları. Bütün ülkeler bizi alkışlıyor. Herkes performansımızın çok iyi olduğunu söylüyordu. O an İstiklal Marşı'nı okumaya çıkacağız. Kürsüye çıktım ben. İstiklal Marşı'nı okurken gözümün önünden yaşadıklarım şerit gibi geçti. Çalışmalarımız, sakatlıklarımız, kızlar yapamazdı. Bu spor erkek sporuydu. Dedim ki bu kız her şeyi yapar. Dış sesler bir anlığına kesildi. O gün başımı yastığa huzurla koydum. Normalde 55 kiloyum ama o an kendimi tüy kadar hafif hissettim. Sanki üzerimden büyük büyük kalkmıştı. Hemen elime telefonu aldım. Instagram'a girdim. Biyografi kısmına dünya şampiyonu yazacağım. Elim ayağımın titrediğini hatırlıyorum o an. Yazdım. Sana Allah'a şükür dünya şampiyonu olduk deyip fotoğrafı paylaştım. Ve yaptım. Peru'da geceyken Türkiye'de gündüzdü. Saat farkı vardı. Sabah bir kalktım. Benim bin takipçili hesabım her yenilediğimde 20 bin, 40 bin, 50 bin, 60, 70 diye gidiyordu. Bütün sayfalar beni paylaşıyordu. Normalde bireysel sporlarda çok fazla böyle paylaşılmaz. Ben şöyle hayal ediyorum. Dünya şampiyonu oldum. Ülkem benimle gurur duyacaktır. İstiklal marşımızı tüm dünyaya dinlettik. Ben tutkumun peşinden giderken bir de onu şampiyonlukla taşlandırmışken dış sesler yine bir anlığına yükseldi. Yorumlara baktım ne göreyim. Meğer benim başarımı değil başörtümü konuşuyorlarmış. Dünya şampiyonu olmuşumdan olmuş. Ayaklarım görünüyormuş. Tahrik ediciymişim. Başımı kapatmışım, ayağımı kaldırıyormuşum. Gerçekten bu tarz karı yorumlar vardı. Bu yorumları gören milli takım antrenörlerimiz... ...beni ve dünya şampiyonu olan e, Elif arkadaşımızı yanımıza çağırdı. Elif'e sarı saçlı, kırmızı olduğu için ona farklı yorumlar geliyordu. Ben başarılı olduğum için bana farklı yorumlar geliyordu. ya Dış sesler ya bunlar. Başarıları değil, konuşulmaması gerekenleri konuşuyor. Daha sonra... Dış seslerin taraf değiştirdiğini gördüm. Kimi dedi ki helal olsun ya. Ülkemizin gururu her, her şekilde her şeyi başarabileceğini göstermiş oldu dedi. Kimi de bu ne ya? Olsan olur olmasan olur. Bana ne deyip geçiştirdi. Bırakın bu sesler kendi aralarında tartışmaya devam etsin. Bir söz vardır. Bir işi tutkuyla yapıyorsanız artık o sizin tutkunuz olmaktan çıkıyor. Artık örnek bir kişi oluyorsunuz. Senden sonra geleceklerin örnek alacağı. Artık her fırsatta Ailelere kız çocuklarının spor yapmasının ne kadar önemli olduğunu anlattım. Artık aileler şöyle demeye başladı. Bak kızım sen de spor yap çok çalış Kübra ablan gibi ol demeye başladı. Bu sayede de birçok kız çocuğuna ışık olmuş oldum. O yıl yılın kadın sporcu seçilerek de herkesin her şekilde başarabileceğini göstermiş oldum. Yıl 2017 Yunanistan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez Avrupa Şampiyonu oldum. Her başarı sizin tutkunuzu körükler. 2018'deki Dünya Şampiyonu'na hazırlığım başladı. Şimdiki hedefim ikinci kez Dünya şampiyonu. hedefimi korumaktı. O kadar çok çalışıyoruz ki. Fakat biz yarışma e, kamp tarihi beklerken, milli takım kamp tarihi beklerken bir baktık. Milli takımımızın o gün yarışmaya katılmama kararını duyduk. Ve hiçbir şekilde açıklama dahi yapmadılar neden katılmadığı hakkında. Bazen siz çok çalışsanız da şartlar başarı için uygun olmuyor. Hemen döner dönmez 2020 Dünya Şampiyonası'na çalışmalarımız başladı. Ve maalesef o yılda korona çıktı. Yine Dünya Şampiyonası'na gidemedik. Durmak yok. Tutkumuz için çalışmaya devam. Yıl 2021. Türkiye'de şampiyon olup Portekiz'de yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandık yine sabah akşam gece gündüz biz antrenmanlarımızı yaparken dış sesler yine yükselmeye başladı. Sizi zaten maçlara götürmüyorlar. Size önem vermiyorlar. Sizin atamanızı bile yapmıyorlar. Siz niye hala çalışıyorsunuz? Biz bunları duyarken hala çalışmaya devam ediyoruz. Fakat yine biz kamp tarihi beklerken bir baktık yarışmanın kayıt tarihi gelmiş. Hala hiçbir şeyde ses seda yok. Hemen yetkili kişileri aradık. Yarın haber vereceğiz, yarın haber vereceğiz gidileceğini deyip bizi ertelediler. Acaba bu sefer dış sesler haklı mıydılar? Dış sesler sizi uğraşırsanız sizi kandırmak için elinden geleni yapar. Gidemezsiniz uçak yok derler. Korona var olmaz derler. Derde derler. Ama biz tutkumuzu paylaştığımız kişilerden güç aldık. Bizim sesimizi de Kenan Sofoğlu duydu. Ve bizi 2021 Avrupa Şampiyonası'na gitmemize yardımcı oldu. O yarışmaya çok farklı motivasyonla gittik. Çünkü çok geç kalmıştık. ...yarışmaya gittik, uçaktan indik... ...ertesi sabah saat 6'da yarıştık. Ve çok şükür o yarışmada da... ...dördüncü kez Avrupa şampiyonu olup... ...İstiklal Marşımızı tüm ülkeleri dinletmiş olduk. Teşekkür ederim. Hemen... E, ...o motivasyonla gelir gelmez... ...Kore'de yapılacak, 2022 ...Kore'de yapılacak olan Dünya Şampiyonluğu'na... ...hazırlığımız başladı. İnşallah bu sefer gidecektik. Çünkü... Türkiye en son 6 yıl önce dünya şampiyonasına katılmıştı. Bu sefer gitme umuduyla daha da çok çalışıyoruz. Çünkü dediğim gibi ikinci kez dünya şampiyonu olma hedefimiz var. Fakat sonuç yine üstü. Yine gidilmeme kararı aldı. Dış sesler yine iş başında. Bu sefer kendi hissesini duy çünkü sana doğru yolu gösterecektir. En son dünya şampiyonu olduğumda 20 yaşındaydım. Şu an 26 yaşındayım ama hala dünya şampiyonuna gitme umuduyla antrenmanlarıma devam ediyorum. Sizce buna ne denir? Enayilik mi, tutku mu? Yoksa kendimize olan saygımız mı? Bayrak sevdası mı? Aslında hepsi. Çünkü tutku sizin her şeyinizdir. Teşekkür ederim.